Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali aleyhisselam ve Ehl-i Beyti hakkında onca hadis buyurmasına rağmen ben ilmin şehriyim, Ali o şehrin kapısıdır, şehre girmek isteyen kapıya gelsin buyurmasına rağmen Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisine benzer o gemiye binenler kurtuldu, binmeyenler helak oldu buyurmasına rağmen sizlere iki ağır emanet bırakıyorum. Kur'an ve Ehl-i Beyt'in bu ikisine beraber tutunduğunuz sürece asla dalalete düşmezsiniz buyurmasına rağmen Ehl-i Beyt'im gökteki yıldızlar gibidir buyurmasına rağmen Kur'an Ali iledir, Ali Kur'an iledir, birbirinden asla ayrılmazlar. Ali hak iledir, hak Ali iledir. Bunlar birbirinden ayrılmazlar. Bunların tamamını Peygamber Efendimiz buyurmasına rağmen Peygamber Efendimiz'den sonra Sakife'de iktidarı ele geçirenler siyasi hakimiyeti ellerinde bulundurdular. Siyasi güç onların eline geçmiş oldu ama ilim tarafı, ilim kanadı boş kalmıştı. O gün Müslümanlar geliyorlardı, sorularını, ilmi konularını Hazreti Ali'ye soruyorlardı. Gelmek zorunda kalıyorlardı. Çünkü başka gidecekleri yer yok idi. Bakıyoruz ki siyasi otorite ne yaptı? Siyasi otorite Ehl-i Beyt'i dışlamaya başladı. Ehl-i Beyt'i toplumdan tecrid etmeye başladı. Halkın Ehl-i Beyt'e gelmemesi için efendim özel bir çaba içerisine girdiler. Ve bunun karşısında, Ehl-i Beyt'in karşısında Müslümanların gitmeleri için, sormaları için efendim bir takım insanları ön plana çıkardılar. İşte onlardan bir tanesi Ka'b-ül Ahbar'dır. İkinci halife döneminde Ka'b-ül Ahbar Yemen'den Medine'ye getiriliyor. Medine'de Ka'b-ül Ahbar, Yahudilikten dönme Ka'b-ül Ahbar, peygamberi görmeyen Ka'b-ül Ahbar hükümetin gücü ile, hükümetin efendim desteği ile peygamberin minberine çıkıyor. Ve sahabe de aşağıda oturuyor, onun anlattıklarını din olarak dinliyordu. Ka'b-ül Ahbar'ın, bakın peygamberin dizinin dibinde oturan sahabe, peygamberi görmeyenden ilim öğreniyordu.